Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Solana Coin'i değerlendireceğiz. Bakın, Solana'da yapmış olduğumuz bir yükselen trendimiz vardı ve bu yükselen trende göre iki tane dip bir tane tepeyi birleştirdik. Fiyatlarda Solana'da her düşen dip noktasına geldiğinde bakın sarı trendden almış olduğu güçle birlikte yukarı doğru gitti. Yapmış olduğumuz analizlerde şunu söyledik: yükselen bir trendimiz var. Eğer fiyatlar yükselen trendin altında kalmadıkça bizim en önemli ve hedef noktamız kanal orta bandı olacaktır. Ama bu orta banda giderken de bazı direnç noktaları var. Buraları da aşmak lazım demiştik. Düşen bir trendimiz vardı. Düşen trendin de kırılmasıyla biz 150 doların ilk hedef noktası olacağını yayınlarda konuşmuştuk arkadaşlar. Bakın, 5 Mart tarihinde bile oluşan sert düşüşte fiyatlar kırmızı yükselen trende milimetrik olarak iğne atıyor ki iğneli geldi buraya, biliyorsunuz. İğne atıyor ve buradan aldığı güçle daha yüksek seviyelere gidiyor. Şimdi 150 dolar bizim ilk hedef noktamızdı. 150 doları kırdık. Buradaki kanal görüntümüze baktığımızda majör kanal görüntümüzün kanal orta band direnç noktası 280-290 dolarlara gösteriyor. Burada da 200 dolar hem psikolojik bir direnç hem de yataydaki bir direnç attı. Bakın, şuradaki çanağı tamamladığını görüyorsunuz. Bu çanağın üzerine biraz daha gittiği zaman 200 dolar, 205 dolar civarlarını veriyor. Burada şuna bakmak lazım. 200 doların üzerinde eğer Solana'da kapanışlar olursa çok ciddi güçlenmiş olur ve ondan sonra yapacağı hareketlilikte belki de tek mumda kanal orta bandına kadar ya da eski ATH seviyelerine kadar gelir. Ama 200 doların üzerinde bir kapanış olmazsa piyasada da geriye doğru bir dönüşün olduğunu görüyoruz. Ciddi manada fiyatlarda baskılanma olabilir arkadaşlar. 200 dolara dikkat edin. 200 dolar yukarı yönlü aşılamazsa fiyatların 150 doların da altında ana yükselen trende kadar minimum düşmesi beklenir. Tabi o saatten sonra Bitcoin'in ne yapacağına daha dikkatli bakmak lazım. O yüzden 200 dolar önemli bir direnç noktası ama bir hedef noktası olarak size söyleyemem. Hedef noktamız eski ATH seviyesinin bir tık üzerinde, yani kanal orta bandı olan 280-285'ler olarak görülüyor. Ama Bitcoin tarafında sıkıntı var arkadaşlar. Bitcoin tarafında sanki buna izin vermeyecek gibi bir görüntü var ve Bitcoin'de bakın sert bir düşüş dalgası oldu. Bugün kaldığı yerden devam ediyor. Ana destek noktamız 59 bin dolardan geçiyor. Zaten 59 bin dolara kadar düşüşler normal. Buraya kadar düşer, sonra buradan tepkiyle yukarı dönmesi beklenir. Döner mi? Bence de döner. Ama döndükten sonra geri aşağı gelir de 59'un altında bir kapanış yaparsa o zaman öngörülemez düşüşler piyasada gelebilir. Herkes şu anda hayal peşinde. Herkes uçuyor kaçıyor. 10x'ler, 20x'ler, 50x'ler, 100x'ler. Bu piyasanın doğasına aykırı arkadaşlar. Bu piyasalarda riskin en yüksek olduğu yerde, yani parayı kaybedeceğinden emin olduğun anda, artık satayım çıkayım şuralardan dediğin anda para kazanıyorsun. Öyle 3x'ler, 10x'ler, 50x'ler geliyor. Ki Solana'yı gördünüz, 250 dolarlardayken 1000-2000 dolarlar konuşuluyordu. 8 dolara düştü değil mi? Kim inanırdı Solana'nın 8 dolara düşeceğinden? Dolayısıyla bu piyasalarda çok uçup kaçmamak lazım. Keşke gelsin onlar, 20'ler, 30'lar. Hiçbirimiz bunu duruma hayır demeyiz. Ama görüntüler diyor ki Bitcoin'de tarihte ne olduysa bugün de aynısı olma ihtimali var. Yani majördeki altcoin rallisine girmeden önce her zaman çok sert düşüş olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durumun olma riski var. Bunu da nasıl fiyatlayacağız? Nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl anlayacağız? Bakın, 59 bin dolar Bitcoin'de kırıldı. Retest yaptı, sonrasında tekrardan bu bölgeye retest yapabilir. 59'a kadar piyasalarda düşüş olur ama büyük bir yıkım olmaz. 59'dan da tepki verir, piyasalar toplar ama 59 bin dolar kanal orta bandının altına inersek birincilikten ikinci lige düşmüş büyük takım gibi olursunuz. Ne olur? Yani kanal alt bandına kadar inanılmaz derecede sert satışlar gelebilir. Kimseyi korkutmak için söylemiyorum. Şu an bir sıkıntı yok ama olabilecekleri de bugünden düşünün arkadaşlar. Geçmişi bir araştırın, bakın. Geçmişte hocam pandemi vardı veya işte başka krizler vardı demeyin. Bugün de neyin olup olmayacağını kimse bilemiyor. O zaman da pandemiyi kimse bilmiyordu. Dolayısıyla şu anda ana destek 59'da. 59'a kadar fiyatların düşme riski var. 59'a kadar düşerse Bitcoin'de, Solana'da ciddi düşüşler olabilir. O yüzden dikkat etmenizi sizlerden istirham ederim. Ama şu anda bir sat pozisyonu var mı? Şu anda da bir sat pozisyonu yok. 200 dolarlar yukarıda bizim direnç noktamız olarak görülüyor. Aşağıda da 175 dolarlar bizim önemli bir destek
destek noktamız olarak. Bakın şu kapalı ve açılış mumu olan 175 dolarlar destek olarak görülüyor. Bitcoin'i yakından takip etmenizi sizlere öneriyorum. Şu an için Solana'da görüntüler bu şekilde. Yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız YouTube detaylardan bunları görürüz. Daha fazla Solana coin'i birlikte değerlendirme fırsatı buluruz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.